Çıkalım yollara, yakalım lastiği, sıkalım makinaya ne olur lan. Yansın geceler, pelin su eceler, bitince paralar neredeler? Biz bize yeteriz, motoperestiz, aga 60 bin üyemiz var ancak. Gazlayalım hadi, sabahlar olmasın, önce bir petrole uğrayacağız. Hey, sizi güzel sesinden mahrum etmeyeyim dedim gençler. Bugün de böyle bir giriş yapayım dedim. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Bilmiyorum arkadaşlar. Gölgemiz de şekil an ya. Kendimi seviyorum ya. Vallahi kendime bayılıyorum bazen. Allah'ın izniyle benim tırnağıma taş değmesin ya. Bugün arkadaşlar bir aylık maaşla İsviçre'de neler yapabiliriz? Onu konuşacağız. Arkadaşlar burada asgari ücret standart 4200 frank. Yani bu net olanı, brüt değil. Yani brüt de 3900-3800 lira arası falan. Ya brüt ya da net, işte ikisinden biri. Her neyse yani işte. Öyle. Burada arkadaşlar hani genelde birçok kardeşimizin sorduğu bir soru var. Hani orada bir aylık maaşla motor alabilir miyiz diye. Arkadaşlar burada bir aylık maaşla istediğin motoru, istediğin arabayı alabilirsin. Şu arabayı bile alabilirsin. Yani çalışıyorsan her şeyi alabilirsin. Çünkü adam bakıyor çalışıyorsun, maaşın güzel. Gidiyorsun 50-60 bin liralık bir aracı leasing yaparak alabiliyorsun. Ve ufak ufak ödüyorsun. Yani Türkiye'deki gibi cep yakan, can yakan fiyatlarla değil, gayet cüzi ödemelerle araç sahibi olabiliyorsun, motor sahibi olabiliyorsun, ev sahibi olabiliyorsun. Yani İsviçre gerçekten pahalı bir ülke aslında. Yani diğer Avrupa ülkelerine baktığımız zaman Almanya, İtalya, Fransa gibi bunlardan çok 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 pahalı bir ülke. Ama dediğim gibi aldığın maaşla onlardan daha rahatlı geçinebiliyorsun. Mesela Almanya'da sanırım 1200 euro olması lazım. Asgari ücretin 1200-1500, artık bilenler varsa yazabilir. Ben tam olarak hakim değilim onların maaşına. Yani Almanya beni ilgilendirmiyor. Hani 1500 lira olduğunu düşünelim. Ben onlardan 3 kat daha fazla para alıyorum. Yani ne kadar pahalı olabilir ki? Toplam 2 katı pahalı değil. Yani 2 katı pahalı olsa ben yine 1 katı daha fazla maaş alıyorum. Bu da yani geçimimizi kolaylaştırıyor. Yani pahalı olduğu kadar da hani bu pahalılıkla baş edebileceği, yine güzel rahat bir hayat yaşayabileceğin bir maaş veriyor sana. Bir aylık maaşla 2 kişi çalıştığını düşünürsek iyi para geliyor, iyi para kazanıyor insanlar. Kazandıklarını da istedikleri şekilde tatillerde, dışarıda, gündelik hayatta, sosyal aktivitelerde rahatlıkla yetinebiliyorlar, geçinebiliyorlar. Yani burada bir insanın sıkıntı yaşaması için affedersiniz ama biraz aptal olması gerekiyor. Bilinçsizce borçlanması, elindeki parayı har vurup harvan savurması gerekiyor ki benim böyle bildiğim insanlar var. Hani bir arkadaşım var mesela, eşiyle ayrılma derecesine geldi bu yüzden. Sağ olsun kardeşimiz maaşı alıyor. Aldığı gibi bütün maaşını bir kuruş bile bırakmayacak şekilde iddiaya basıyor. O gün 3 saat içerisinde o maaşı iddiada bitiriyor. Ondan sonra ben param yok, ben geçinemiyorum, benim sıkıntılarım var. Ya olur tabi. Sen kalkıp da maaşını alıp da götürüp de iddiaya basarsan ay sonunda ne yapacaksın? İşe nasıl gelip gideceksin? Ne yiyeceksin? Ev kiranı nasıl ödeyeceksin? Rehinliklerini nasıl ödeyeceksin? Yani faturalarını nasıl ödeyeceksin? Bir sıkıntı yaşarsın tabii.
Tanıdığım bazı insanlar da var. Ya ben şu anda oturuyorum 1200 liralık evde. Arkadaş oturuyor 2000 liralık evde. Benim altımda 500 liraya aldığım Mercedes var. Adam gitmiş 30-35 bin liraya BMW almış. Ben geziyorum, tozuyorum. Arkadaş daha lüks yaşamak istiyor. Ben çalışıyorum. Arkadaş şirket kurmak istiyor. Gidiyor kredi çekiyor. Şirketi batırıyor. Krediler eline patlıyor. Sen bilinçsizce hareket edersen bu ülkede geçinemezsin. Bu ülkede değil, dünyada neresinde olursan ol. Yani bu sistemi Türkiye'de de yapsan bu dediklerimi geçinemezsin abi. Niye? 30 bin liralık araba almadı. 5 bin liralık araba. Yani arkadaşlar, ben sizlere şu an iki tane uygulamanın resmini koyacağım. Bu iki uygulamadan bakabilirsiniz. Araç ve motor fiyatlarına. Yani burada 5000 frank, yani bir aylık maaşa o kadar güzel araçlar var ki, o kadar temiz araçlar var ki, yani bu kadar aracın ucuz ve bol olduğu bir ülkede bir insanın gidip 50-60 bin lira verip süper lüks bir araba almasına ne gerek var ki? Hani bazen yolda görüyorsun, al işte, al bak Chevrolet Camaro. Şimdi bu araç benim motorumdan 5 kat daha pahalı. 5 kat daha fazla yakıyor. 5 kat daha çok vergisi var. Her şeyi benden 5 kat daha fazla. Ama size söyleyeyim arkadaşlar, o da bu yolda 50 ile gidiyor. Ben de bu yolda 50 ile gidiyorum. Hani o arabayı kullanmanın ilk sana çok fazla bir artısı yok. Seversin. Hayalindir. Alırsın. Ona bir şey demiyorum ama ya burada mesela şöyle söyleyeyim, İsviçreliler genelde lüks araç almazlar. Yani hayatları aslında bile dışarıdan baktığınızda çok sıradandır. Çok sıradan evlerde otururlar. Paralarının kıymetini bilirler. Emekli olana kadar, örnek veriyorum, 10 sene 15 sene aynı arabayı kullanırlar. Eğer burada bir lüks araç BMW, Audi, Mercedes görürseniz %90'ı Auslander'dır, yani yabancıdır. Yani şu kesinlikle anlamanız gerekiyor. Bizler belki de görmediğimiz için abi, yani onları da hani hor görmek istemiyorum. Belki de hani görmediğimiz için elimizde de böyle imkan olduğu zaman insan kendini kaybediyor. Ya param var. Hayatında hiç BMW'nin N4'ün hayalini görmemişsindir. M2'nin hayalini görmemişsindir. Kurmamışsındır. Ve burada da imkanlı olunca alayım diyorsun. Ama aslında çok lüks yaşamaktan ziyade daha dikkatli harcamalar yapıp normal ama güzel bir hayat yaşamak bence daha mantıklı. Hani derler ya, tuzsuz başım ağrısız başım. Aynen öyle abicim. Yani anladınız siz işte ya. Ben çeviremiyorum. Bu cümleyi kuramayacağım yani. Siz anladınız. Anladınız değil mi lan? Yani burada arkadaşlar, insan kral da olur, rezil de olur. Ama dediğim gibi ülke kesinlikle hani insanlarını mağdur etmiyor. Elinden geldiği kadar bakıyor, destek oluyor. Hatta bir tane kadın vardı, ben geçen haberlerde okudum, Zürih'te. Türk müydü? Bilmiyorum, herhalde sanırım Türk'tü, hatırlamıyorum. 27 yıldır çalışmıyormuş. 27 yıldır da devlet bakıyor. Yani öyle böyle değil yani, normal bir maaş veriyor. Evinin işte kirasını karşılıyor, şunu karşılıyor, bunu karşılıyor. Yani 27 yıl ya, az değil akıcan, 27 yılda hiç mi iş bulamadın? Ama çalışmamış. Çalışmadığı için de devlet bakıyor. Yani arkadaşlar, Avrupa'da hayat böyle. Ha. Bana herkes soruyor, abi Avrupa mı Türkiye mi diye. Ya ben ülkemi seviyorum, toprağımı seviyorum, vatanımı seviyorum. Bana niye? Lan Allah. Bana niye işte İsviçre'ye gittin, niye İsviçre'de yaşıyorsun dedi. Abi bu imkanları ben Türkiye'de, yani açık söyleyeyim, bulamam yani. Bu imkanları bana Türkiye'de veremez. Bunun siz de farkındasınız. Her insan, her birey daha iyi yaşamak ister.
Yani şu an bu imkanları bana benim ülkem vermiş olsa, oğlum ben burada niye durayım ki? Tamam, doğası güzel, çevresi güzel, kuralları güzel ama gider ülkemde yaşarım, orası hani benim ülkem. Ama şimdi veremediği için de burada yaşamak daha mantıklı. Ben de istiyorum, herkes gibi dünyaya insan bir kere geliyor. Dertsiz, taşıtsız, sıkıntısız insan gibi yaşamak istiyor. Burada istediğim gibi yaşayabiliyorum. İstediğim gibi konuşabiliyorum, istediğim gibi düşünebiliyorum. Bir şey düşündüğüm için suçlanmıyorum. Yani ve birçok kardeşimizin de artık görüyorum bunaldığını. Ya bu çok üzücü bir durum, biliyor musunuz? Hani 14-15 yaşındaki genç kardeşlerimiz, abi biz nasıl gelebiliriz, bıktık artık işte, olmuyor, yapamıyoruz, geleceğimizden endişeliyiz. Yani yaşıtlarının gülüp eğlendiği, gezip tozduğu gençliğini, çocukluğunu yaşadığı yaşlarda benim kardeşlerim geleceklerinden endişeliler. Bu üzücü bir şey. Ve bu kadar insanın da ülkeden çıkmak istiyor olması da beni üzüyor. Ama unutmayın arkadaşlar, hani ben burada kesinlikle yönetici de yönetimi eleştirmiyorum. Bir ülkenin kalkınmasında, bir ülkenin ileri gitmesinde, bir ülkenin gelişmesinde hükümetten, yönetimden çok insanla olur arkadaşlar. İnsandır yaşadığı yeri görmek istediği gibi yapan. Yani bizim insanımız, bizim insanımız. Bakın burada Bern'de havaalanı yapmak istemişler, Bern şehrine. Bern'de yaşayan insanlar istememişler. Peki devlet ne yapmış? Yapmamış. Yapmamış yani. Biz istemiyoruz. Gürültü olacak, şu olacak, bu olacak. Biz istemiyoruz demişler. Ve devlet halkın isteğine karşı gelemiyor. Olması gereken de bu. Bizi yöneten insanların bizim istediğimiz şekilde bizi yönetmeleri lazım. Kendilerinin istediği gibi biz bir hayat yaşamamalıyız. Biz bizim istediğimiz şekilde yaşatılmalıyız. Çünkü biz baştaki insanları, yöneticileri bizler seçiyoruz. Niye bizler seçiyoruz? Bize iyi bir yaşam sunsunlar diye. Ama tabii bu tam tersi oluyor. Biz seçiyoruz, onlar bizi istediği gibi yaşatıyorlar. Bizim istediğimiz gibi değil. Ama burada öyle değil. Burada halk istediği gibi yaşar. Yaşattırılır. Yaşatılmazsa yaşatacak insan bulunur. Mesela Fransa'da bundan 3-5 sene önce miydi, 4-5 sene önce miydi, bir ayaklanma çıkmıştı. Sadece yakıta 25 kuruş zam yapacağız dedikleri için. Evet arkadaşlar, ben yine çok konuştum. Umarım sizler için de eğlenceli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Bu tür videoları devamı için arkadaşlar lütfen destek olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğiniz olmadan ileri gidemiyoruz ne yazık ki. İnsanları teşvik etmeniz lazım. Beğenmeniz lazım. Yorum yapmanız lazım. Abone olup takip etmeniz gerekiyor. Desteklemeniz gerekiyor ki beni ve benim gibi insanları, ki bu insanlar yola devam edebilsin. Ben de yola devam edebileyim. Hani ben videoyu paylaştıktan sonra karşısına geçip oturduğumda sizden gelen yorumları gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Ve ertesi gün tekrardan gidip de bir video daha çekmek istiyorum. Ertesi gün bir video daha çekmek istiyorum. Video çektikçe çekesi geliyor insanın. Ama başına oturduğun zaman ya bakıyorsun, hani izlenme önemli değil. Yorum ve beğeni. Yorum yoksa, beğeni yoksa insan diyor ki yarın çeksem yine beğenilmeyecek. Bu mantıkla bu işler yürüyor. O yüzden arkadaşlar lütfen videoyu izlediğiniz zaman beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Evet gençler, bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.